Efendim şimdi Ekber Karabağ yayınımıza katılıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasındaki liderler düzeyindeki bu itiş kakıştan sonra başka işler de var. Ekber Karabağ İran'dan, Tahran'dan yayınımıza katılıyor. Ekber Karabağ. Erkan Tan, İran'ın Rusya'ya füze verdiği iddia edildi. Bu iddiayı Reuters haber ajansı gündeme getirdi. Reuters ismini açıklamada da bazı kaynaklara dayandırarak İran'ın kısa menzilli Fatih 110 ve Zülfikar isimli karadan karaya füzelerin Rusya'ya gönderdiğini iddia etti. Bu teslimatın Ocak ayı başlarından itibaren başladığı ve Hazar Denizi üzerinden gemilerle ve nakliye uçakları aracılığıyla yapıldığı iddia edildi. İran'dan ve Rusya'dan bu iddiaya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi. Ukrayna tarafı da Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşta İran füzelerini kullandığına ilişkin ellerinde herhangi bir kanıtın olmadığını bildirdi. Aslında bu iddialar daha önce İran'ın insansız hava araçlarıyla ilgili de gündeme gelmişti. Ukrayna Savaşı ilk günlerde başladıktan birkaç gün sonra, bir kısa bir süre sonra İran'ın Ukrayna'ya karşı kullanılması için Rusya'ya insansız hava araçları verdiği öne sürülmüştü. Fakat İran o iddiaları reddetti. Hatta bu konuyla ilgili İranlı ve Ukraynalı yetkililer arasında görüşmeler oldu. Fakat o görüşmeler devam etmedi. Daha sonra bu iddia üzerine batılı ülkeler İran'a karşı sıkı yaptırımlar başlattı. İran'ın insansız hava araçlarıyla ilgili. Şimdi ise İran'ın Rusya'ya füze verdiği iddia ediliyor ve dediğim üzere İran'da bu konuyla ilgili bunu doğrulayacak herhangi bir açıklama yapılmadı Erkan Tan. Ekber Karabağ Tahran'dan yayınımıza katıldı.